Evet arkadaşlar, tekrar bir videoyla beraberiz. Ne yapacağız? Teknemizdeyiz. Tekneci arkadaşlar için Stintine pompası hayat kurtarır. Daha önce videolarda göstermiştik. Arkadaşlar bunun valfi var, stoplaması. Su bundan çıkıyor, stoplamaya geliyor. Tekrar teknenin dışına gidiyor. Dıştaki deliklerden suyu atıyor. Kalan suyu stoplama burada tutuyor. Geriye tekrar boşaltmıyor arkadaşlar, boru kısmında olanı. O valfimiz bozuldu. Şimdi kardeşimi gönderdim. Valf arıyor, içerisi su. Gördüğünüz gibi 2 günde bozuldu o valf. O valfin de markasını ben sizlerle paylaşacağım. Onu taktıktan sonra da video çekeriz. Aradaki valf önemli. Stintine pompası önemli. Otomatik Stintine bu arkadaşlar. Bir tane de önde var. Ama gerekirse birkaç tane de koyacağız. Teknenin tanıtımını da diğer videolarımızda yapacağız arkadaşlar. Bu arada neyi gösterelim burada? Daha önce bu Danyong'un Yüzer Marin'in motorunu göstermiştik. Detaylı bir şekilde yine görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şaft, kovan, pervane her şeyimiz takılı, eksiksiz. Arkadaşlar buradaki vanalara dikkat ediyoruz. Vanalar önem taşıyor. Motora giden sular var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu eksiksiz geldi. Bir sıkıntı yok. Tanyong diye geçiyor faturada. Yüzer Marin satıyor. 37 HP dizel. Arkadaşlar şu ana kadar 2-3 günlük bir deneyimiz oldu. Güzel bir şekilde gidiyor. Hararet göstergelerinde herhalde bir sıkıntı yok. Ya hararetimiz yine sıkıntı yok. Güzel. Fakat yeni aldığınızda bilmeniz gereken şeyler arkadaşlar, 50 saat sonra bunun bakımı var. O bakımı yetkili servise yaptırıyorsunuz. Bir de ilk çalıştığın arkadaşlar bir 70 dereceye motorun hararetinin gelmesini bekleyin. Hemen yolu almayın. Yeni almış olduğunuz motorlarda da arkadaşlar mümkünse motor belli bir süreye kadar tam gaz sürekli gitmeyin. Bunların anlatımını da daha sonra yaparız. Motorda kesinlikle izolasyon isteyin motor kaputunda. Bu Kutlaymar'ın teknesi. Tabii bunun güzel bir özelliği, bu motor kapanıyor. Koltuk oluyor burada. Burada da arka dayamacı var. Arkadaşlar bu Tanyong'un Yüzer Marin'in yine bir şeyini anlatırız biz. Servis olayını, bakımını, nelere dikkat edeceğinizi geniş bir şekilde anlatma fırsatımız olur umarım. 250 videoyu geçtik arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar tanıtım yapacağız. Teknenin geniş bir tanıtımını yapacağız. Çektiğimiz sıkıntılar, artıları, eksileri hepsini size tanıtacağız. Bu arada hoparlörümüzü taktık, Gold Master'larımızı. Soran arkadaşlar olmuştu. Marin hoparlörler. Onları da tanıtımı hatta şu an bundan sonraki videoda yapalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. 250 videoyu geçtik. Dediğim gibi birçok kanal listemiz var. Balık kanal listemiz olsun. Tekne, AliExpress, alışveriş deneyimleri. Arkadaşlar oradan bizi takip edebilirsiniz. Abone sayımız çoğalıyor. Yine mini buzdolabımız var. Onu da tanıtacağız. 12 volta çevrilmiş bir şekilde. Teknenin de tanıtımını yapacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Abone olursanız seviniriz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Oy verir, like verirseniz seviniriz arkadaşlar. Vermezseniz de canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar valfi değiştirdik. Gördüğünüz gibi Stintine güzel bir şekilde çalışıyor. Pislik bırakmayın arkadaşlar. İçeride pislikleri temizleyin. Şu an atıyor. Kelepçelerle sıkacağız. İçeride pislik bırakmayın. Pislik varsa alın. Arkadaşlar. Pislikleri temizleyin. Arkadaşlar hepinize iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorulduk. Yorulduk. Hepinize iyi seyirler.